Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2023-2024 öğretim yılı 2. dönem sınavı 17 Mart 2024 3. oturum Seçmeli Biyoloji 1 ve 4 445 Seçmeli Biyoloji 1 Soru 1: İnsanın sinir sisteminde aksonların etrafını sararak izolasyon sağlayan ve uyar iletim hızını artıran yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hücre gövdesi B) Dendrit C) Miyelin kılıf D) Ranvier boğum Doğru cevap C) Miyelin kılıf Soru 2: Hipofiz bezinin arka lobundan salınan ve doğum esnasında rahim kaslarının kasılmasını sağlayan hormon aşağıdakilerden hangisidir? A) Tiroksin B) Oksitosin C) Kalsitonin D) Adrenalin Doğru cevap B) Oksitosin Soru 3. Konuşma, beslenme, yutma olaylarına yardımcı olan ve tat almayı sağlayan duyu organı aşağıdakilerden hangisidir? A) deri B) burun C) göz D) dil. Doğru cevap D) dil. Soru 4. İnsanın kıkırdak dokusu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A besinlerini difüzyon ile bağ dokudan alır, B bol miktarda sinir ve kan damarı bulundurur, C insanda zamanla tümü kemikleşir ve osteosit hücrelerinin birleşmesiyle oluşur. Doğru cevap A. Besinlerini difüzyon ile bağ dokudan alır. Soru 5. Çeşitli nedenlerle kemik bütünlüğünün bozulması durumu aşağıdakilerden hangisidir? A çıkık B menisküs C kırık D burkulma Doğru cevap C kırık Soru 6 İnsanın mide öz suyunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz A safra B hidroklorik asit C mukus D pepsinojen Doğru cevap A safra Soru 7 İnsan sindirim sistemi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması sağlıklı değildir A yeterli su tüketilmesi, B fiziksel aktivite yapılması, C lifli gıdalarla beslenilmesi, D kontrolsüz antibiyotik kullanılması. Doğru cevap D, kontrolsüz antibiyotik kullanılması. Soru 8. İnsan dolaşım sisteminde akciğerde oksijence zenginleşen kanı tekrar kalbe getiren damar aşağıdakilerden hangisidir? A akciğer atar damarı B. Akciğer toplar damarı. C. Kapı toplar damarı. D. Alt ana toplar damar. Doğru cevap B. Akciğer toplar damarı. Soru 9. İnsan sindirim sisteminde bağırsaklardan emildikten sonra yapı taşları lem sistemi ile taşınan besin grubu aşağıdakilerden hangisidir? A. Yağlar, B. Karbonhidratlar, C. Proteinler, D. Suda çözünen vitaminler. Doğru cevap A. Yağlar. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi serumun özelliklerindendir? A. Aktif bağışıklık sağlar. B. Sağlıklı kişiye uygulanır. C. Tedavi edici özelliktedir. D. Uzun süreli bağışıklık sağlar. Doğru cevap C. Tedavi edici özelliktedir. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi insanın solunum sistemi yapılarından değildir? A. Pankreas. B. Al ve ol. C. Soluk borusu. D. Diyafram. Doğru cevap A. Pankreas. 448 seçmeli biyoloji D. Soru 1. Çift çenekli bitkilerde kök ve gövdenin enine büyümesini hücre bölünmesiyle sağlayan doku aşağıdakilerden hangisidir? A. Kök ucu meristemi. B. Demet kambiyumu. C. Fudoen boruları. D. Özümleme parankiması. Doğru cevap B. Demet kambiyumu. Soru 3. Aşağıdaki bitki hormonlarından hangisi diğerlerinin tersine genellikle büyümeyi yavaşlatır? A. Absisik asit, B. Oksin, C. Sitokinin, D. Giberellin. Doğru cevap A. Absisik asit. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde uyaranın yönüne bağlı olmayan hareketlerdendir? A) Bitki köklerinin büyüyerek suya ulaşması B) Bitkinin ışığa yönelmesi C) Akşam sefası bitkisinin gece açması D) Sarılıcı bitkilerin desteğe sarılması Doğru cevap C. Akşam sefası bitkisinin gece açması. Soru 4. Topraktaki su miktarının ve havadaki nemin yüksek olması durumunda bitkilerin suyu damlalar şeklinde atması olayı aşağıdakilerden hangisidir? A. Gutasyon B. Çi C. Solunum D. Buharlaşma Doğru cevap A. Gutasyon Soru 5. Yaprakların yüzeyinde bulunan açılıp kapanabilen terleme ve gaz alışverişini kontrol eden yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) Stoma B) Emici tüy C) Diken D) Lentisel Doğru cevap A) Stoma Soru 6. Gündüz ile gece ayrımlarının K ve L harfleriyle gösterildiği 3 ortamın günlük, aydınlık ve karanlık süreleri şekilde gösterilmiştir. Buna göre bu ortamlardaki bitkilerin fotoperiodizm durumları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Uzun gün bitkileri Y ortamında çiçeklenebilir. B-Y ortamında çiçeklenen bir bitki kesinlikle kısa gün bitkisidir. C-Uzun gün bitkileri X ve Z ortamlarında çiçeklenebilir. D-Z ortamında çiçeklenen bir bitki kesinlikle nötr gün bitkisidir. Doğru cevap C. Uzun gün bitkileri X ve Z ortamlarında çiçeklenebilir. Soru 7. Üzerinde sadece dişi veya sadece erkek çiçek bulunduran bitkiler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? A. Tam bitki B. Monoik bitki C. Tam çiçekli bitki D. Dioik bitki Doğru cevap D. Dioik bitki Soru 8. Bir fasulye tohumundaki endosperm dokunun kromozom yapısını aşağıdakilerden hangisi gösterir? A. N. B2N C3N D4N Doğru cevap C3N. Soru 9. Tohum embriyosunun uygun ortam koşullarında yeni bir bitki oluşturmak için tohum kabuğundan çıkması aşağıdakilerden hangisidir? A) Çimlenme B) Döllenme C) Çiçek açma D) Tohum yayma Doğru cevap A) Çimlenme. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal adaptasyon değildir? A) Develerin hörgüçlerinde yağ depolaması, B) Bukalemun ortama göre renk değiştirebilme kabiliyetinin olması, C) Sporcuların kas kütlelerinin artması, D) Kurak bölge bitkilerinin yapraklarının dar olması. Doğru cevap C. Sporcuların kas kütlelerinin artması. Soru 11. Tarım ürünlerinin verimini düşüren yabani otlara karşı kullanılan tarım ilaçlarının genel adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Pestisit. B. Herbisit. C. İnsektisit. D. Fungisit. Doğru cevap B. Herbisit. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.